Gölbaşı'ndayım ve Gölbaşı'nın son durumunu 11. gün Gölbaşı'nda neler olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Evet, maalesef bu manzaraları daha önceki videolarımızda paylaşmıştık sizinle. Gölbaşı'nda derin yarıklar oluşmuştu. Bu yolların tamamı bozulmuştu. Çökmeler meydana gelmişti. Şimdi kısmen bu yollar tabii hafriyat dökülerek yapılmış. O çukurlar doldurulmuş. Enkazlar hala duruyor. Riskli binalar burada da yıkılmış. Gölbaşı Adıyaman'ın ilçesi ve bu ilçede birçok ev yıkılmıştı. Özellikle sol tarafında Cumhuriyet Mahallesi denen mahallede, çarşı merkezinin de olduğu mahalle, aynı zamanda birçok bina yıkılmıştı. Evet, Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin önündeki binayı geçtik şimdi. Onu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şu an sağımda, solumda birçok bina yıkılmış. Yani sağ tarafında Hürriyet Mahallesi var, sol tarafında Cumhuriyet Mahallesi. Tabi Hürriyet Mahallesi'nin sadece bu ana caddeye bakan binalarında çökme vardı, yıkılma vardı. İç taraflarda genellikle müstakil evler vardı ve orada ciddi bir yıkım yoktu. Ancak Cumhuriyet Caddesi için, Cumhuriyet Mahallesi için aynı şeyi söyleyemem. Daha önceki videolarda biz çekimler yapmış, sizlerle de paylaşmıştık. 11 gündür Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak gazeteci arkadaşım Azat Altay'la hem Gölbaşı ilçesini, Adıyaman Gölbaşı ilçesini, hem Pazarcık ilçe merkezini, hem de birçok köyü ziyaret etmiş. Buradaki tahribatı, insan hikayelerini kayıt altına almış, sizlerle paylaşmıştık. Evet, yani şu an bu sallantıların büyük bir bölümü caddelerde meydana gelen göçükler nedeniyle. Evet, şu an aslında keşke sağ tarafıma direksiyonu kırabilseydim de size oradaki manzarayı bir kez daha gösterebilmiş olsaydım, ama buralar da oradan farksız değil maalesef. Burada afet yardım merkezi var. Esenler Belediyesi bünyesinde açılmış. Yine evet, bu sarsıntıların tamamı arkadaşlar Gölbaşı'nda, özellikle ilçe merkezinde oluşan yarıklar nedeniyle, yani depremde oluşan yarıklar nedeniyle. Biz daha önceki yayınlarımızda yurttaşlarla konuştuğumuzda deprem günü bu yarıklardan sular çıktığını ve daha sonra o suların yeniden o yarıklardan yer altına çekildiğini belirtmişlerdi. Evet, şu an burada sıcak yemek dağıtılıyor. Yine göstermiştim daha önce burayı size. İbn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önünde uzun bir kuyruk oluşmuş. İnsanlar yardım alabilmek için kuyruğa giriyor burada. Ve daha sonra kendi ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Burası Cumhuriyet Mahallesi, Gölbaşı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi. Ve deprem en fazla bu mahalleyi etkiledi. Yine ana cadde üzerinde, ilçenin içerisinden geçen caddenin üzerindeki Hürriyet Mahallesi'nin ana caddeye bakan binaları büyük zarar görmüştü. Görüyorsunuz, daha önce de dile getirmiştik, sadece insanlar değil aslında bütün canlılar bu depremden etkilendi. Evlerinin önüne çadır kurmuş insanlar, her taraf buz. Saat 2 neredeyse ve hala güneşe rağmen o buzlar erimiş değil. Evet, köşe başlarında aslında gördüğünüz bu elbise yığınları genellikle kullanılmış elbiseler. Tabi ilk günler birçok insan o hengame ile belki de çocuklarının üzerindeki elbiseleri çıkarıp gönderebilirler buraya ulaştırabilmek için, ama bu çok çayleştirildi. İnsanlar sizin eskilerinize muhtaç değil, evet muhtaç değiller, ama kim bilir, belki de yardım ulaşamamıştır düşüncesiyle birçok kişi kendi evinde giydiği, çocuklarına giydirdiği elbiseleri çıkarıp gönderebildi. O yüzden bu tür ön yargılı yaklaşımları bireysel olarak da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Yani herkes sıfır elbise almak gücüne, imkanına sahip olmayabilir. O yüzden ilk günlerde tabii ki bu elbiseler de çok iş görebilirdi, ama şu an insanların ihtiyacı yok. Belki ve birçok köşe başına böyle eski elbiseler bırakılmış. Aslında böyle genel bir Gölbaşı görüntüsü göstermek istediğim için arabadan inmiyorum. Çünkü bütün ilçeyi yürüyerek dolaşabilmek hem zorlayıcı benim için, hem de çok fazla vakit alır. Daha henüz gidemediğimiz, o kadar çok göremediğimiz, o kadar çok köy var ki. Evet, burası çıkmaz sokak, o yüzden geri döneceğim. Burada inşaatına yeni başlanacak bir temel atılmış. Umarım bu temeli bozar ve yeniden yaparlar da bu depremden bir ders çıkarılmış olur. En azından yeni yapılacak olan yapılarda, binalarda. Evet, bu kısımda, Cumhuriyet Mahallesi'nin kısmında çok yakın göze çarpmıyor, ama insanlar yine de evlerine girmeye korkuyorlar. O yüzden de geceyi çadırlarda geçiriyorlar. Sık sık sözünü ettiğim yarıklar ve yoldaki bozulmalara İlişkin şu görüntüyü göstermek istiyorum. Burası tabi sadece bir bölümü. İçeride
ilçe merkezinde çok daha derin yarıklar var. Onları daha önceki videolarda göstermiştim ama burada yolların büyük bir bölümü bu halde. Evet, Kızılay çadırları var. İnsanlar evlerinin önüne, hemen caddenin üzerine kurmuş bu çadırları. Çok soğuk. Burası sanki, yani bilemiyorum ama hissedebildiğim kadar Pazarcık'tan da daha soğuk. Şu an hava güneşli olmasına rağmen insan üşüyor. Yine Afad'ın çadırları var. Burada da gördüğünüz gibi elbiseler var, bırakılmış oraya. Büyük ihtimalle ihtiyacı olanlar gelip oradan alabiliyorlardır. Ama bir yağmur yağarsa muhtemelen hepsi çöpe gidecek. Sokağın tamamında caddelerdeki çatlak ve yarıklar dışında burası mesela tamamen çökmüştü. Bakın şöyle göstereyim, bu evin içerisine doğru giden arka görüyorsunuz hemen orada. Belki o aradan fark etmişsinizdir, daha önceki videolarımızda göstermiştik ama dolaşırken aslında sanki bu ilçe hiç depremden etkilenmemiş gibi düşünebilirsiniz ama birazdan asıl etkilenen noktalar gösterdiğimde göl başında olduğumuzu, depremin yıkıcı etkisini daha iyi görmüş olursunuz. Örneğin hemen karşımda bir caminin minaresi üçe bölünmüş. Bir parça ayakta, diğer iki parça yandaki binanın üzerine devrilmiş. Buralarda derin yarıklar oluşmuş. O yüzden sarsıntı, araban sarsıntısı biraz fazla. İşte bu camiyi daha önce de göstermiştim size. Buradan itibaren hem yollarda, bakın yollarda ve özellikle soldaki binaları göstereceğim şimdi size. Burası Özdemir Hastanesi ki ilçenin en tanınan, en eski pastanelerinden biriymiş. O pastane ve sağında solundaki binalar yıkılmıştı ve bu binanın enkazından bizler de cansız bedenlerin çıkarıldığına tanık olmuştuk maalesef. Evet, arabalar. Burası Özdemir Hastanesi'ydi. Yanındaki binalar sağ solu tamamen yıkılmıştı. Hemen karşıda şokun olduğu bina var. Yine bunun buradan yıkılan başka bir binayı da sizlere başında. Çünkü burada bu
meydanda, demokrasi meydanı da denilen aslında tam da ilçe merkezinde sağlı sollu birçok bina yıkıldı. Bu yollar toprak dökülen yerlerin tamamında geniş büyük yarıklar oluşmuştu. Ve onlar hafriyatla dolduruldu. Hala aynı çalışma yürütülüyor burada. Hafriyatla o yol yapılmaya çalışılıyor. Sağında solunda yıkılan binaları görüyorsunuz. Bakın burada küçük bir köprü vardı. O köprü de büyük zarar görmüştü. O yıkıldı. Şimdi oradan hafriyat kaldırılmaya çalışılıyor. Evet, burada insanlar bir taraftan çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan da özellikle kapalı yollar açılmaya çalışılıyor. Mahallesini sizlere göstermiştim. Mimar Sinan Mahallesi'nde ciddi bir yıkım yoktu. O yüzden şimdi Besni Adıyaman yoluna girip burada yıkılan çok sayıda ev vardı. Bunları göstereceğim. İlk gün zaten biz geldiğimizde hemen bu caddenin üzerinde ikinci depreme, Elbistan merkezli ikinci depreme yakalanmıştık. Ve arabadan inip insanların o çığlıklarla nasıl ana caddeye doğru koştuklarına tanıklık etmiştik. Arabamızın o şiddetli sarsıntısına anlam verememiştik açıkçası. İndiğimizde ikinci bir depremde birçok binanın yıkıldığını görmüştük. Mesela bir bina görüyorsunuz, bu
BTT şubesinin de olduğu bir yapıydı. Birkaç bina birinci depremde ağır zarar görmüş ve daha sonra ikinci depremle birlikte yıkılmıştı. Burası Besni Adıyaman yolu üzeri. Depremin 11. gününde Gölbaşı ilçesindeyiz, Adıyaman'ın. Ve burada en azından genel bir durumu sizlerle paylaşmak istedik. Geldiğimiz için yeniden dönüyorum. Ve şuradaki mahalleye girip burada da durumu sizlerle paylaşıyorum. Buradaki durumu da sizlerle paylaşıyorum. Burada yeni yapılar, siteler ayakta genelde. Dediğim gibi yani aslında birçok mahallede göl başında tahribat büyük değildi. Evet, yıkılan binalar Cumhuriyet Mahallesi'nde çok çok fazlaydı. Ancak diğer mahallelerde, özellikle Hürriyet'in iç taraflarında, Mimar Sinan'da ve şu an bulunduğum noktada, bilmiyorum bu mahallenin hangi mahalle olduğunu, birilerini görebilirsem soracağım. Ama bu mahallede de gördüğünüz gibi yapıların büyük bölümü, demeyeyim, yapıların tamamı neredeyse ayakta. Videolar biraz uzun oluyor bazen. Montaj yapabilme imkanım, kurgu yapabilme imkanım olmuyor. O yüzden hızlıca sizlerle buluşturuyorum ama uzun uzun bu videoları paylaşmamın bir nedeni de burada yakını, akrabası, dostu, arkadaşı olanların belki onlara ait binayı görüp içi rahatlar diye. Yoksa evet, bu kadar uzun video paylaşmanın hiçbir anlamı yok. Sadece yıkılan, dökülen, enkaza dönüşen yapıları da paylaşmak istemiyorum. Mesela bu mahallede ilk defa bir yıkılan bir apartman görüyorum. Tamamen yıkılmamış ama en alt kat, zemin kat çökmüş. Yani bir kat kayıp. Binanın diğer katlarında da ciddi hasar var. Bu mahallede, soracağım hangi mahalle olduğunu. Merhaba hocam. Merhaba. Hangi mahalle burası hocam? Mimar Sinan Mahallesi. Elçi Bey Caddesi. Şu anki Besni Caddesi. Şu an yeni ismi Besni Caddesi. Besni Caddesi. Burada yıkım, bu binayı gördüm sadece şimdiye kadar. Diğer mahallelere göre az. Daha az değil mi? Bak, çok iyi. Şurada bir de yan yatma var. Evet. Hı. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Evet, Mimar Sinan'mış burası da. Zaten daha önce Mimar Sinan'ın Doğanşehir ve Malatya yolu üzerindeki bölümünü göstermişti. Devlet Hastanesi'nin civarını sizlerle paylaşmıştım. Buralarda da ciddi bir zarar yoktu. Burada da şimdiye kadar sadece o birinci katı, zemin katı çökmüş binayı gördüm. Onun dışında tek bir bina.
bina bile görmedim. Mimar Sinan Ortaokulu orası. Oradan da yardımlar dağıtılıyor. Buralarda sokak aralarında, cadde başlarında askerler göze çarpıyor, nöbet tutuyorlar. Evet, Gölbaşı'nın genel durumu iyi. Gerçekten insanlar ilk Gölbaşı'na geldiğinde, Cumhuriyet Caddesi'ni gördüğünde Gölbaşı'nın tamamen yıkılabilmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bizler de öyle düşünmüştük. İlk geldiğimiz gün gördüğümüz manzara karşısında şok olmuştuk. Yani ama daha sonra Gölbaşı'na geldiğimizde aslında en büyük zararın Cumhuriyet Caddesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğunu gözlemlemiş, görmüş ve sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de ilçenin büyük mahallelerinden birisi olan Mimar Sinan'dayım ve Mimar Sinan Mahallesi'nde çadırlar kurulmuş, insanlar çadırlarda kalıyor. Yapıların büyük bir bölümü, neredeyse tamamı ayakta. Evet, hastanenin olduğu noktaya gelmiş oldum. Daha önce zaten buraları sizlerle paylaşmıştım. O yüzden kayıttan çıkacağım. İnsanlar çadırlarda kalıyor. Hala evine giremiyor insanlar. Girmemeleri yönünde de zaten sık sık uyarılıyorlar. Artçı depremler zira devam ediyor buralarda. Mimar Sinan Mahallesi'nde Ertuğrul Bey Caddesi'ndeyim. Şöyle bu caddede meydana gelen çökmeyi sizlere göstermek istedim. Bu yüzden thank you.
Hocam bu mahallenin ismi neydi acaba? Mahallenin ismi. Duyamadılar galiba sesimi. Yani Hürriyet Mahallesi olarak biliyorum ama tabii yine de mahallelerin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediğim için sorma ihtiyacı hissediyorum yanlış bir bilgi vermemek için. Abi geçmiş olsun. Mahallenin ismi neydi hocam? Asfalt Mahallesi. Asfalt Mahallesi. Evet, Hürriyet ilerisi mi oluyor biraz? Hürriyet ileride abi. Tamam abi, sağ olasın. Bu asfaltta çok yıkım var mıydı? Burada fazla yoktu. Aşağı tarafta çok abi. Şeye, Cumhuriyet Mahallesi. Evet, evet, gördüm onu. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, Asfalt Mahallesi'ymiş burası. Hürriyet Mahallesi tabi ileride. Mahallelerde de yıkım çok fazla büyük. Yani deprem büyük yıkıma neden olmadı. Hürriyet, Asfalt, Mimar Sinan, bu mahalleler ayakta kalmayı başarabildi ama Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi'nin özellikle ana caddeye bakan binaları yıkıldı. Çok sayıda kişi yaşadı maalesef. Evet. Bireysel yardımlar da dağıtılıyor. AFAD'ın yanı sıra. İnsanlar araçlarına yükledikleri yardımları getirip mahalle aralarında dağıtıyorlar. Çocuklar oyuncaklarla oynuyor. Göl başında Suriye iç savaşından kaçıp buraya sığınmış çok sayıda yurttaş da vardı. Onların da barındıkları evler yıkıldı. Enkaz altında kalıp yaşamını yitirenler oldu, yaralananlar oldu. Biraz önce gördüğümüz yurttaşlar da Suriye'den İç savaştan kaçmış, buraya gelmiş insanlardı. Burası Ali Erdemoğlu Caddesi. Çadır yola kurulduğu için gidemiyorum. Dönmek zorunda kalacağım. Tamam. Sağ ol, teşekkür ediyoruz abi. Evet.
Tekrar aynı yolu dönüyorum. Gölbaşı'nın genel durumunu bu videoyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Uzun oldu dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi uzun oldu ama buralı olanlar için aslında kısa bir videodur da aynı zamanda. Çünkü herkes kendi evinin bulunduğu mahalleyi, caddeyi, sokağı, komşusunu, dostunu, arkadaşını, akrabasını merak ediyor. O yüzden onlar için kısa bir video olduğunu tahmin edebiliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.